Hanako. Merhaba öğretmenim. Bugün senden bizim için ülkenin başkentiyle ilgili bilgi toplamanı ve topladığın bu bilgileri bizlerle paylaşmanı istiyoruz Soko. Anlaşıldı öğretmenim. Merhaba Zoko. Seni çok düşünceli görüyorum. Evet Bilgeciğim. Bugünkü ödevim başkentle ilgili. Ama başkentin ne demek olduğunu bilmiyorum. Sen biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Başkent, devletin yönetildiği şehir demektir Zoko. Başkentte ülkenin yönetimini sağlayan meclis, bakanlıklar ve devlet daireleri bulunur. Peki Bilge, ülkenizin başkenti neresi? Başkentimiz Lefkoşa'dır Zoko. Lefkoşa, Kıbrıs adasının tam ortasında yer alır. Peki, başkent Lefkoşa ile ilgili başka neler bilmem gerekiyor Bilge? Hadi gel Zoko, Lefkoşa'yı birlikte gezelim. Neler bilmemiz gerektiğini birlikte öğrenelim. Bak Zoko, burası Cumhuriyet Meclisi. Burada milletvekilleri ve bakanlar toplantılar yapıp ülkemizin yönetimiyle ilgili yasaları, kuralları hazırlıyorlar. Hadi gel neler yapıyorlar izleyelim. Burası da Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Burada Eğitim Bakanı, daire müdürleri, eğitim uzmanları ve sekreterler ülkemizdeki tüm okullarda çocukların daha iyi eğitim alabilmesi için çalışıyorlar. Hepsi bu mu? Başka neler var? Lefkoşa'da birçok bina gördüm ben. Bu kadar değil tabii ki. Başkent Lefkoşa'da elçilikler, Ercan Devlet Havalimanı, kütüphane, ticaret şirketleri, mağazalar, hastaneler, okullar, üniversiteler, fabrikalar ve iş yerleri bulunur. Çok teşekkür ederim Bilgeciğim. Bana çok önemli bilgiler verdin. Yine harika bir iş başarmışsınız Zoko. Zokocuğum, milletvekilleri ülkenin yönetimiyle ilgili yasaları nerede hazırlıyorlarmış? Hastane, meclis, kütüphane. Mecliste öğretmenim.